Otoseyir hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canak Bulut karşımda Emre Çelik Kolla beraber bir mevzuda anlaşmazlığa düştük. Fikir ayrılığımızı çözmeye çalışırken siz de bize misafir olmuş istedik. O yüzden stüdyo evet. seçtik tartışmak için. Biraz kavga edeceğiz. Ya Emre abi Allah aşkına hangi argümanla sen bana hala dizelin benzinden daha üstün, daha avantajlı olduğunu söylüyorsun? Yakıt fiyatları gelmiş eşitlenmiş. Arabalar desen takır tukur tabii, çalışıyor tabii. hala sene olmuş 2014. Evet. Hala da gelmişsin diyorsun ki şey e, Tabii. dizel arabadan başkası alınmaz. Tabii. Sayın seyirciler bakın bilgisayarının duvar kağıdı bile kendi petrol kuyusu. Yani şimdi kiminin parası kiminin duası da e, genel kullanıcı açısından da dizel sadece kuru gürültü bugün. Genel, kuru gürültü olur mu? Daha noktada. az tüketiyor. Neye Aka, göre? Akaryakıt fiyatlarında az da olsa bir fark var. Artı litre bazında daha az tüketiyor. Şimdi litre bazındaki az tüketim tamamen şey e, aslında ilüzyon çünkü esasen dizelin avantajı şey olmasıdır. Düşük devirde tork verdiği için vites oranlarının daha uzun olmasıdır. Benzin motorları da artık turbolu. Bir şey yok ki bir fark yok ki. Dizelik... dizelin torku yine de yüksek benzine göre. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> ee, kullanım esnasında motorun gücü yüksek olduğu zaman yüksek süratlere daha kolay çıkıyor. Tamam. Düşük viteslerde daha sürünüyor araba. Dolayısıyla geçirdiği vakit azaldığı için şeyde e, duran halden kalkışa kalkışta şeye kadar e, yüksek e, vitese geçeceği sürete kadar 80-90 km'ye kadar daha hızlı çıkıyor. Dolayısıyla benzinin bir diğer avantajı da bu olmuş oluyor. Dizele göre çok büyük şey. E tamam e, birazcık çim, daha performanslı. Ama diğer tarafta tüketimle birleştiriyor. Avantaj oluyor. Hiç de avantaj olmuyor. Dizel her zaman şeye bakarsan ortalama tüketime bakarsan daha az tüketiyor. Pratikte diyorum ki o değişiyor. Şimdi bak senin dediğin şey 10 sene önce doğruydu. Nasıl doğruydu? Arabalar daha hafifti hmm. 90'larda 2000'lerin başında filan arabalar daha hafifti kompakt sınıf bir araba 1000 kiloydu Doğru Şimdi arada bul bana 1000 kiloluk araba A segmentinde anca A segmentinde anca Dizel o yüzden iyi çünkü araba ağırlaştıkça tork ihtiyacı artıyor Yani şey yapmıyor artık 1000 kiloluk bir arabada hani benzinli mi dizel mi fazla fark edilmez Şimdi o zaman da şöyle bir şey var ee, esasında torku çekiş sisteminin torku olarak ele aldığımız zaman, tamam. tekerlekteki torku ele aldığımız zaman o işin içinde vites sayısı giriyor. 10 sene önce bana kaç tane arabada 6 vitesli otomatik şanzıman vardı Yok söyler mu? misin? Manuel bile yoktu. Yoktu. Manuel Bugün... şey de vardı canım. Peugeot 306'da falan vardı. Hı. Nadiren. Yani sportif vite... arabalarda tabii, vardı tabii. da. Nadiren 6 vites vardı. 5 vitesli hepsi. Tabii. Hatta bazıları 4 bile vites. Daha eskiye gidince. Şimdi Tamus tabii. <laughs> <laughs> şeyler e, motor Aktarma sisteminin komple torkuna bakacak olursak, geçmişteki o ağırlık avantajı bugün şeye dönüştü, ee, aşağı yukarı kompanse edildi. Daha çok öyle de hala ]ydi. ama arabalar ağırlaştı ve ağır arabayı kaldırmak için fazla tork gerekiyor. Şimdi teknik olarak şeyi bir kenara bırakırsak, motorun güç üretim miktarını bir kenara bırakırsak, karakter de önemli. Benzin motoru dizelden çok daha yumuşak çalışıyor. Çok yüksek sıkıştırma oranı olduğu için dizel blok şeyi de ağır. Ee, motorun kendisi de ağır. Arabayı da ağırlaştırıyor. Yani o artık eskisi kadar fark yok benziniyle aralarında Olur mu? ama yine de biraz daha ağır. Dizeller 19'a 1 20'ye 1 hala. En tamam. baba Hayır. sıkıştırmalı ağırlık benzinli. olarak diyorum ben. Yani şey hala... Artık e... benzinlerde de yüksek sıkıştırma oranı kullanılıyor. Mecbur. Tabii döküm blok, demir döküm blok hala dizellerde mecburi. Yani Tabii. 1300 cc fiyat motoru bile şey kadar. E, alüminyum blok 2 litre Honda motoru kadar ağırlıyor. Ya şimdi e, sen Böyle şeylerle milletin kafasını bulandırma. <laughs> Şimdi sen milletin cebinden çıkacak paraya bak. Tamam mı? Alıyorsun dizelde daha az tüketiyorsun. Aldım da kadar bitti mi sanki kurtulduk? Bunun servisi var, bakımı var, periyodik şeyi var. Tamam var. Arızası var. Olur var mu? E servise gittiğin zaman tamam Benzinli mı? Benzinli araba dizelin üçte biri para ödeyip çıkıyor. O sanayide olur mu? Şeyde de yetkili serviste de. Turbolu benzin e, ya. için onu azade edelim. Turbosuz atmosferik benzinler e, dizellerden çok büyük avantaj sahibi. Hele ki Türkiye şeyinde. E, tamam da turbo atmosferik benzinli ortamda. de pek kalmadı artık yani. Bir Honda Civic de var galiba. Ya Bir sürü arabada hala var. Öyle demeyin. Direkt var, var. enjeksiyonlar var, falan be. var da. E, şey için yani bütçesini düşünen adamın alacağı arabaların hala çoğu benzinli. Şimdi sen şey, servise turbosuz. gidip bir 500 lira ödediğin zaman bu 500 liranın kafadan 250 lirası işçilik maliyeti oluyor. Öyle. Aynı işçilik maliyetini dizelden de alıyor, benzininden de alıyor. Doğru. Sen geri kalan 250 lirada benzinin parçaları biraz daha ucuz olsa ne olur, pahalı olsa ne olur? Şöyle ki, bak rakamlarla konuşmayı ben severim. Şimdi yine zihin bulandırma çalışması gibi şey yapmazsan, çürütmezsen sabımı sevineceğim. Net rakam, İstatistik Enstitüsü'nden alınmış rakam. Euro dizel, Avrupa'da satılan, Avrupa normunda satılan dizelin içindeki kükürt miktarı kaç? 50 ppm. Şimdi bakın sayın seyirciler bakın nasıl konu değiştiriyor. Demin servis maliyet diyordu, kükürt diyor şimdi. Çok fena bağlayacağım şimdi. 50 ppm. Türkiye'de Euro dizel olarak satılan, 2004'ten sonra ülkemizde satışına başlayan süper dizelin şeyi kaç? E, kükürt miktarı kaç? 350 ppm. 7 tamam. kat. Peki ondan evvelinde satıla gelen, bütün dizel motorlara kök söktüren hala daha da yer yer bulabildiğimiz Kara pompa dizelince kaç? Kükürt miktarı kaç? TSE'nin verdiği rakam satılabilir izni 15.000 ppm. Maşallah. İçinden kömür topu çıkmadığı sürece pompadan satılabilir diyor. Mono bile hemfikir bende bak. Vallahi öyle. Yani. Bakayım yani sen buraya. Dolayı, şimdi... Dolayısıyla benzin motoru aşağı yukarı biraz daha kötü kaliteli benzinle çalışıyor. Türkiye şartlarında. Ama dizel e gelince iş Avrupa'ya göre tasarlanan uygun 50 ppm'lik mazota göre tasarlanan dizel'e biz resmen çamur dolduruyoruz. Her yakıt Do Doğru söylüyorsun da. Şimdi az yakıyor kardeşim, az yakıyor bak. Az tüketiyor. Mazotu az yakıyor, bizi yakıyor içinde. Niye sen sen niye yanıyorsun ya? 50 bin kilometreden fazla kullanmaya şey yapamıyorsun? Olur mu öyle? Oo çok eskiden de o. Olur mu? Esas y yüz binlerce kilometre gidiyor şimdi dizel motorlar. Karbon karbonklinden randevu alamıyor millet. Eskiden Aa, olur makinesine şey bağlıyorlardı ya. arabayı kendi şeyle yapıyorlar. Olur, olur mu öyle şey ya? Yetişme, yetişmediği sen, için şimdi... ürünü veriyorlar diyor ki al bunu kardeşim depona dök basket o, senin, Biraz dediğin, devirli o şılır. senin dediğin birkaç tane problemli motorda oluyor şeyde millet şimdi deli gibi kullanıyor Türkiye'ye gelen bütün arabaların gücünü kesiyorlar yüz binlerce kilometre gidiyor dizel motorlar şimdi ama nasıl gidiyor oradaki nasıl gidiyor? esas sıkıntı e, bayağı güzel gidiyor güç kaybını zaman içinde oluştuğu için şeyler anlamıyorlar sürücüler o, anlamıyorlar şeyde... kilometreye bağlanınca %10'a varan şey gözükür ya tabii ki bütün sıfır öğledi. Benzinli de olmuyor mu güç kaybı hiç? Onda da, Daha da oluyor. Oluyor. onda da kompresyon kaybı oluyor. İşte kompresyona varmadan iş. Yani şey söz aynı, aynı da şey dolayı. onda da oluyor. Yani ben şu manzarayı gördüm. Hava filtresi değişirken emme manifoldunun bir yerine kadar el girer. Geri kalanı muammadır. İşte orada normalde çaponun 10 santim olması gereken boru ortasında kalmış alyans kadar. Parmak kadar yerden hava girmeye çalışıyor. Ya sen sıkıntı. Onu bunu boş ver. Şimdi dizel bir araba aldın mı? Tamam mı? Tamam. Satarken rahat edersin. Tamam da aldın mı? Bir de o boyutu var işin. Niye? Nasıl alacağız? Kaç Bayan para fark var arada? O farkı satarken geri alıyorsun. Tamam da önce onu bir kazanmak lazım. Ekonomiyi düşünen adam olsun için kardeşim. sıkıntı. Kardeşim, o kadar hesaplıyorsan hiç araba alma zaten. Yani. Metro, metrobüse devam et. Aynen diyorsun. öyle tabii ya. Yeşil Mercedes. <laughs> Hiç uğraşma öyle şeylerle. Lütfen yani artık sarı oldular. Alacaksın, sarı ve erguvan. Alacaksın gibi. arabayı. Satarken de rahat satacaksın. Çünkü Türkiye'de şu anda hani acıdır, şöyledir, böyledir ama Türkiye'de dizel popüler. Ya esas... Rahat rahat satarsın. Yani verdiğin parayı da geri alırsın. Ha ne olur biraz daha büyük bir yatırım yapmış olursun. Ben bazı kullanıcılarla karşılaşıyorum. Özellikle arabasını sık kullanan insanlar. Bir de... Lüks beklentiye girip de hani arabayı toplu ulaşıma tercih ederken, işinden evine veya herhangi bir başka yere giderken ve seyahati esnasında konfor yaşamak isteyen insanların tercih ettiği arabaları kullanırken azından bir tek e, ortak şey çıkıyor. Bir sürü şey söylüyorlar da şu cümle ortak. Dizel nedir ya? Kafa götürmüyor bir yerden sonra. Takır 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 takır. Onlar takır, herhalde bir tek laga, laga, gar, e, gar, gar, arkada. Gebze Arem dolmuşuna binmişler dizi olarak herhalde. Magirus motorunu hatırlıyorlar tor tor tor. Valla meşhur Ford PSA motoru da hiç şey değil ya. hiç masum değil. Yalıtımı biraz az olan arabalarda dizel çok fena sırıtıyor. E diyorsun. tamam da yalıtım yapılıyor artık. O eskide kaldı ya. Yani şimdi eski mazot kaçakçılardan olduğu için Audi Q5'in de... Ya bırak Allah e, şey. o, olur böyle şey ya? <laughs> Dizelin güzel tarafları yani, da biliyorsun. Polo'nun bile yalıtımı gayet iyi yani ben hiç... Rahatsız etmiyor. Yine de uzun süre trafikte kaldığın zaman benzinli arabaya göre ıı, arka plandaki gürültü ha. şey yapıyor. O tabii ki birinden diğerine ge görüyor. birinden diğerine geçersen tabii ki Ama bir işte benzin çok ama... debedirtiyor. Bir de şu var. Hı. Dizel arabaların çoğunda opsiyonel donanım listesinde elektrik sobası vardır. Niye konur o? Niye benzinlerde yok? Dizel motorunun bloğu dedim ya, şey çok büyük. Sıkıştırma oranı çok büyük. Blok ağır tasarlanıyor. Ağır tasarlanan bloğun da ısı sığası daha yüksek. Dolayısıyla tamam. motor çalıştıktan sonra kendi ısınana kadar epeyce bir vakit geçiyor. <laughs> kendi ısınıp da size kalorifer sıcaklığı vermezse 15 dakikayı buluyor bazı modellerde. İçi genişse hele yok ya o kadar oluyor, şimdi oluyor. Soğuk havada canını okuyor adamın dizel. Ya o kadar bir şey olacak, fark olacak sonuçta. Yani ikisinin de kendine göre avantajı var ama kardeşim Türkiye'de yaşıyoruz. Hep sen, dizel gibi... almışsan titre diyorsun. Hepimizin senin gibi böyle kuyusu yok. Ya şimdi beni şey yapmayalım, beni mevzu etmeyelim. Yani benim kuyum var da ne oluyor şimdi? Şey yani sonuçta aynı trafiği paylaşıyoruz. Ben de basıp gidemiyorum araba ve 5700 ee, motor da olsa bir yere kadar. O yüzden o yüzden az yakacak. Az yakacak, çok kaçacak. Allah kullanım rahatlığını ben her zaman alırken da tutan insanım. Alırken nasıl satarım diye düşünmeyeceksin. Dizel arabayı hangi marka ve model olursa olsun şu an Türkiye'de rahat rahat satarsın. Koy bakalım şimdi ilanlı internete benzinli arabanın kaç haftada satılıyor. Millet sorar böyle. Direkt her arayan şey yapar. Kaç kuruş yakıyor? Kuruş hesabı var. Tüp soruyorlar ya. Ya yani tüp soruyorlar. İncele düştüğü ee. zaman tüp soruyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Ama e, şu da gerçek ki dizel arabayı alıp da Satana kadar şeyden çıkamamakta ayrı sıkıntı. Servisten çıkamamakta ayrı sıkıntı. Yo, niye çıkamıyorsun? Özellikle, özellikle ilerleyen kilometrelerde. Bir sürü şey açmaya başlıyor. Ufak tefek sıkıntı açmaya başlıyor. Bir şey yanlış gitti mi? Yok, Doğru yok her şey ya. dört dörtlükten dört, 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 dört sıkıntı yok da. Olur mu öyle şey ya? Özel, Güzel yaptırırsan, sen arabaya bakarsan hiçbir şey olmaz. Bak hele en büyük sıkıntı acemiler. Turbo timing diye bir olgu var biliyorsun. Turbo ile herkes iyi geçinemez. Ee, motoru stop etmeden önce 10 saniye 15 saniye kadar rölantide hiç gaza frene basmadan beklemek lazım. Veya frene basılabilir tabi de gaza basmadan beklemek lazım. Ee, turbo timingten bir haber kullanıcılar. Bir de üstüne acemiyken arabayı olur olmadık devirlerde stop ettiriyorlar. Tamam. Kalkmaya çalışıyorlar falan. E, turbonun canını okuyorlar. Turbo değişim maliyeti şey e, tamir maliyeti de çok ciddi bir meblağ. Onu yaptırmazsan da arabanın kafası gözü kayıyor. Türk Türk'ten kalana kadar. Sen şimdi bir hala, hala böyle insanlar var. 90'larda yaşamaya devam ediyorsun. Benzinlilerde turbo sadece ralli arabalarında kullanılıyor değil mi? Hipster değilim ben. Benzinli evet. turbolar ucuz arabalarda yok. İnsanların ha. ilk arabaları olarak en, arabalarda en, en, pek ucuz en ucuz arabalarda bile artık kullanılmaya başlandı. 1.2 litre turbo diyor adam çıkıyor işin içinden. Tamam da en ucuz 1 litrelik turbo yok mu? Ford'un en ucuz modeli, en düşük modeli. 0.85'lik de gelecek ama Heh. daha gelmedi tam hala şeydeyiz, Onların aradayız. hiç turbo değil mi? Bugün araba satın alan birisi turbosuz bir model tercih etme ihtimali kaç yani? Hiç. Hesapla. İnsanlar hala dediğim gibi performans beklemiyorlarsa yani aile kullanıma yönelik arabalar alıyorlarsa ya turbo dizel ya da atmosferik benzinli seçenekler arasında kalıyorlar. Yani turbonun iyice şeyi şey, ekart etmesi özellikle atmosferi... özellikle Türkiye'de vergi oranlarını gördükten sonra adam 1.6 benzinli yerine 1.4 turbo benzinliyi tercih ediyor. 2 Ondan litre yerine sonra de, de tercih ediyorlar ya. 2 litre yerine de tercih ediyor. Veya 1.2 turbo benzinliği tercih ediyor. Ondan sonra da bir daha başlıyor şey yapmaya. Ee, bu da dizel gibi arıza yapıyormuş. Turbonun aynı sıkıntıları bunda da varmış diye. Çünkü yüksek sıkıştırma oranı mevcut. Turbo mevcut. Komplike enjeksiyon sistemi mevcut. Dizelde ne varsa onda da var. Hani senin dizelde şikayet ettiğin Benzin şeyler. Temiz. Benzin temiz. Benzin temiz de. Ne kadar o, temiz. O çok büyük bir fark var. Ne kadar temiz. Doğru söylüyorsun. Yani. Düzgün yerde alındığı zaman temiz. Aa, o yüzden Ama hani... Ama kirli işte, çok daha az e, bir şey yapıyor. Turbo timing yapılmıyormuş, istop ediyormuş falan Benzinlerde de aynı dert var. Hiç fark etmiyor yani. O yüzden hiç benzinin artık tutulacak tarafı kalmadı. Canım. Boşuna savunma yani. Dediğim gibi burada konuşmakla şey yapılmaz, bir yere varılmaz. İçine binip insanlar hemen turnusol ayracı gibi şey yapacaklardır. Benim dediğim farkı göreceklerdir. Evet, evet, titreşim yok. Bana Bilmem bir tane, neymiş, bir tane şey, titreşim şey, rahatlatıyor insanları diesel, bir yerde. Dizel, Rolls-Royce Royce Royce gösterebilir misin? Veya dizel şey, Bentley. Niye şey bu kadar cimri, bu kadar hasis insanlar, İngilizler, lordlar şey yapıyorlar. Bir tane dizel araba almıyorlar. Anca Land Rover Defender alıyor. Onu da şeye girdiği zaman, suya girdiği zaman stop etmesin diye alıyor. Elektriği bozuluyor çünkü İngilizler elektriği beceremez. Çünkü Az adamlar aşırı bir sessizlik istiyorlar. Yani dünyadan izole olmak. Aşırı değil, sessizliğin bir tane dü şeyi var. Dünyadan izole olmak istiyorlar. Onlar normal senin bindiğin benzinli arabayı da beğenmez o yani. Ama e, şey o ultra bir sessizlik istiyor. Adam böyle bindiği, iyi zannettiğimiz istiyor. İyi zannettiğimiz dizel arabanın içinde adamlar şey yapar. Bu ne ya der haklı olarak. Mondeo'nun içinde veya Latin. Tabii ki içinde. der. O bizim arabalarımızla mukayese etmeyeceksin. Biz normal bir vatandaştan bahsediyoruz i̇şte, burada. Bizim arabalarımızda da o fark gayet belirgin bence. Yani <laughs> ya o, o kadar da benzin motorlu Accord'la şey ya can 1.6 turbo şeyi kıyaslanacak arası, kadar arasında fark var. Arasında %10 Sadece aynı litre yaksalar dahi %10 fark var. Aynı litreyi yakmıyorlar. Birinin 5 litre yaktığı yerde diğeri 8 litre yakıyor. İstanbul tamam trafiğinden bahsediyorum. Dur kalk değil. Dur kal trafiği. Tamam. Arabaların içinde insanlar yol gürültüsü yok. Rüzgar gürültüsü yok. Sadece müzik sistemi ve o da tercihen bir yerden sonra kafası götürmez. Motor zırıltısıyla baş başa saatler geçiriyorlar trafikte. Statik vaziyette. Rörenti de motorun en titreşimli, en beceriksiz çalıştığı şeydir. devir aralığıdır ilk devirler. adam orada dizelin gürültüsüyle baş başa kaldığı zaman bir şeyleri sorguluyor. Keşke ya bu o, Daha sesli o, yapılamıyor o, mu? teknolojik o, o, kadar, ilerledi? o kadar da değil ya. O kadar epeyce, da değil epeyce. yani. Vallahi o kadar. Ya o... Şimdi o zaman gitsin benzinini alsın. O zaman gitsin Rolls Royce alsın ya. Bu i̇şte gidip prens mi lord mu bu adam yani. Gidip ikinci elde satabileyim diye kolay satayım diye. Audi'ye 100 bin lira para veriyor. 120 bin lira para veriyor. Gidiyor dizelini alıyor. E tamam. Rahat, ra alsın. rahat rahat satacak ya. Benzinlisini alsın. Kendi rahat etsin satarken. Ke bir, iki, hafta bekler, e iki hafta bir hafta bekler. Bir hafta da iki haftada da satamaz ondan sonra. Satar, İkinci elde fiyatı öyle bir düşüyor ki o arabanın. Hepsi düşüyor. dizellerin de fiyatı D düşüyor. Düşüyor ama dizelin az düşüyor. E, sıfır kilometre arabaların hepsinde o sıkıntı var. Alırken e de pahalı. E ta şeyler Tabii ki düşecek ama dizelin az düşüyor. Çünkü talebi çok. Arz-talep dengesi. İkinci el alırken insanlar daha çok şeye dikkat ettikleri için e dediğin gibi biraz daha hani uygun fiyatlı araba aradığı zaman ikinci el arabayı arar. Yani çok özel, çok kupon bir araba almak isteyen insan gidip sıfır alır. Yani galeriden alır. Onun da ayrı bir şey vardır, tadı vardır. Yaşamak ister. Üretimi duran bir arabayı sevmiyorsa eğer, özel bir sebebi yoksa ikinci el araba seven insan almaz. Bütçesini düşünen adam alır. Şimdi fiyat marjı yükseldikçe bu kavram biraz değişiyor. Ucuz arabalarda 70 binlerin altındaki arabalarda sıfırı bu durum söz konusu. İkinci evde dizel daha kolay satılıyor doğru ama 70 binin üstüne çıkıp biraz daha da yükseldiğimiz zaman işte 150 bin, 200 bin liralık arabaları trafikte biz İstanbul'da çokça görüyoruz. Yani bunların tamam. oranı hiç de azımsanacak değil. Bu arabaların satılmasında dizel veya benzin ne olur fark etmiyor pek. Öyle bir fark ediyor ki. Yok. Öyle bir fark ediyor ki. Neden peki o zaman Mercedes'in benzinli S serisini göster bana İstanbul'da kaç tane gördün? Göremeyiz çünkü logosunu söküyorlar. Duyarız anca sesini duyarız. Yok yok no ev Yok gelmiyor. Hepsi dizel. Galeri, S350 CDI galeriler getiriyorlar. Galerilerde abidik gubidik donanımlarla ya, ya beyaz alıyorlar arabayı. Ya, AMG paketli. Kaç paketini. tane satılıyor? 100 tane S serisi satılmışsa 2 tanesi, 3 tanesi benzinlidir. Geri kalan 97-98 tanesi dizel. Şimdi Aynı şey A8 için geçerli. Aynı tabii şey BMW yani. 7 serisi için geçerli. Hani 740i kaç tane görüyorsun? Hepsi 730 de Mercedes ile BMW 7 serisinde şöyle bir sıkıntı var. S serisi ile 7 serisinde. Onlar en tepe. Yalıtımın, her şeyin zirvede olduğu. Audi A5'in 2 litre TFSI'yi kaç tane satılmış? 2 litre turbosu. Dizeli kaç tane satılmış? Ona bakmak lazım esas. Çünkü TFSI olanı çok ucuza sattılar. Audi A6'da da aynısını yaptı. 2 litre benzin motoru. Tamam. Bir sürü A6 var. Çok, çok ucuza sattılar. Millet sırf şekline şey yapıp, A5'in çünkü şekli çok güzeldi ilk çıktığında, adam direkt böyle abi bu şekil olsun da motoru ne olursa olsun, isterse yürümesin dedi adam. İsterse gitmesin dedi. <laughs> İzlediğinden daha iyi yürüyor başka. Kalsın dedi. Eh. Ondan sonra adam gitti TFSI olanını aldı. İçi de bomboşu arabalarım biliyor musun? Yok. yani git, şey... Kumaş koltuklu alıyorlar ya, kumaş koltuklu A5 mi alınır ya? <laughs> Yani, yani yine saçma de şey sapan değil, şeyler. Bomboş araba deyince biz ne boşlar gördük. lineaların aksent, Ya o kadar o kadar attı pazar Audi'ye göre boş. E... O Audi standartlarına göre boş. Ödediği paraya göre aslında makul ama. Yani, yani o, bakınca, o sadece şekline bakıyor arabanın. 4 çeker. Otomatik vites. Onlar dört çeker değil. Şeyde Ağabey, yok. Birisi şeyler. Değil. Hmm. Ben 4 çeker, Quadro e, diye biliyorum şey yanılıyorsa Şey de yok. 2 litreliklerde yeni geldi. 6'lar önden çekişti de. A5'ler Quadro geldi diye biliyorum. Yanılıyor da olabilirim. Şeyler ha bir kısmı evet geldi. Quadro 2 litre TFSI'lerde geldi. Hı hı. Şeylerde o 1.8'ler sekiz... önden çekişti doğru. 6'lar önden çekişti. 1.8'leri vardı doğru. 1.8'leri vardı. Onlar hep D önden çekişti. Dizelde yoktu. Dizelde yoktu 2 litrelikte Quadro. O da geldi artık. Tabii. Ama yani dediğim gibi o adamların alıp da arabadan pişman olmaması bak bir tane şey yok şikayet eden A5 kullanıcısı yok. Anlamıyorlar ki şikayet etsinler. Nasıl ya anlamıyor adamlar Adam, ad adam gitmiş Audi. sırf şekline bakıp araba almış ya içi boş Audi alan adamdan. Bak, şekline bakan yani. insan en kolay şikayet eder. Bu ne ya aldık bunu lakin bir sürü vızıldıyor dızıldıyor arka plandan gar 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 tof şey şey ses çıkıyor diye. Adam büyük ihtimalle daha önce Audi kullanmamıştır ki yani İkinci. daha önce bir Audi kullansa zaten o arabayı almaz. E, tabii şuna bir, bir şu koltukları bir düzeltelim der ne bu der. kişi üzerinden e, şey yapmaktansa şimdi or oralara girersek çıkar her neyse yani Daha onlara genel... iş girmeyelim de neticede sen bu benzin işini bırak Alakası yok. Bence dizelin geleceği karanlık. Hele ki biraz daha şu elektrik sistemleri yaygınlaştığı zaman dizelin hiç söyleyecek şey kalmayacak. Dizel bir kere Nefes jeneratör olarak çok daha iyi çalışıyor tamam mı? Arabalarda. Zaten dizelin köken jeneratörüdür <laughs> aslında. Tıkır 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 gar 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 gar. Ya tabii de. Sakin 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 çalışacak. Tamam mı? Bak Volkswagen yaptı. XL1. Ağır bir... pis hantal. Nesi pis hantal? 0.8 litre dizel. XL1 ile... kaç lira? Ya onu poloya koyacak adam. XL1 tamam çok i̇şte. pahalı da poloya koymuş. Anlattık gündemde tabii de XL1'in motoru yine de pahalı. Üretim tekniği itibariyle. O ya, şekilde dizel üretmek çok pahalı. Niye pahalı olsun ya? Şey Polo motorunun yarısı olsun. Ya yani mo motorunun yarısı hibrit ama. E tamam, bir de, tam şey var elektrik motoru desteği tam vermiş. jeneratör olarak çalışmıyor. Yani çalıştırırsın onu o şekilde yaparsın sonuçta olmayacak evet. bir şey değil. O motordan daha hafif, daha sessiz ve benzeri gücü daha şey veren, daha yumuşak veren, geniş devir bandında veren Benzin motoru çok daha rahat. Turu Ama çok yapılır. Tüketmez. Düzgün ayarlanırsa er, tüketmez. Yük altında Yahu. çalışmayacağı için. Sabit devirde. Hiç bilemezsin yani. O yüzden dizel, dizel iyidir, dizel. Yok yok. Kara duman dizel. atan motordan ayır gelmez. Gar 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 gar. Pis Amerikalı. Ya, dizel şimdi iyidir. Ben macitliyim. Karıştırdın galiba zayıflayınca. Neyse. Hiç <laughs> alakası yok. Dizel iyidir. Dizel az yakar. Tamam mı? Türk'üz biz. Tüketim önemli. Maalesef. Ha, senin dediğin ne olur? Benzin tadını bilen anlar. Ne olur biraz daha akaryakıt fiyatları düşük olsa tamam mı trafiğimiz daha açık olsa yollarımız bu kadar yokuşlu olmasa ben de sana biraz katılabilirdim. Spor araba alacağız spor görünümlü araba alacağız cebimizde paramız var mutlu ol makine alıyoruz arabayı basıyoruz gaza o ne tıs puf gar 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 gar. <laughs> sen sen Magruster'ı biliyorsun sen Metrobüs'ün dizelini biliyorsun. Olur mu öyle Nerede saçma bu şey? Nerede tıs puf ya? BMW'nin şey bile 3.5 litrelik o muhteşem e, turbolu dizeli bile şey yapmıyor. BMW'nin bir kere 3.5 litrelik turbolu dizeli yok. 3.5 diyorum. 3 e, litre çift turbolu. 35 He. koduyla sattıkları. 535. O, o zaten arızalı motorlu. Şey. Onu bitirdiler. Yerine 40'ı çıkardılar. Neyse. <laughs> Sonuç itibariyle arızalı da olsa o arızalı diye satılmadı gayet. Yani Tam fiyattan o... satıldı. Dizel motorların spor şeyi hiç kullanım şeyi yok. Ama avantajı yok. 640. Kaya var. Deli gibi gidiyor. Kayan dizel gidiyor da sesi çıkmıyor ya mutluluk vermiyor. Gitsin nereye gidiyor trafik var zaten. Ya ona göre egzoz takarsın. O sesi de çıkar. Egzoz sen takarsın etme. o zaman tam bağırısı olur. Bir de egzoza hakem düdüğü takarız. Hayır. O da eski tekleri Ya hiç sen dizele uğraşıp sırf turbo sesi duymak sen, için sen, sen milletin kafasını bulandırma. Dizele sırf turbo sesi duymak için bin bir maymunlukla da nasıl yapıldığını benim aklım ermiyor. Blow off valve bağlayan adam var ve çalışıyor. Her her gaz kestiğinde bir yerden bir şekilde hava alıp çüfiti fiti di, püfiti di fi diye. Sen araba şey, şey yapıyor ya böyle. O diyor fil filan mısın? Yok Öğütmeye arabada olsun. ses çıkıyor. E, tabii ki. Güzel. Bir bir ses çıkıyor diye şikayet ediyorsun, bir ses çıkmıyor diye şikayet ediyorsun. Ses gürültü olduğu zaman şikayet ederim. Dırdırla şarkı söylemenin arasındaki fark gibi. Ya, yani bu kadar basit. Şimdi Az yakıyor, tamam mı? İkinci eli kuvvetli, geç bu cimri ayakları. Korku yüksek, yokuşta Hayatta bayılmıyor, her şey para değil. Hayatta yokuşta bayılmıyor. Para harcamadığın zaman yaşadığın dönemi önemli. Verdin az para, her şey kolay para. satacaksın. Her, her şey para. Olur mu öyle saçma şey? Parası olmuyor. tonla para vermişsin, sporlarımı almışsın. 640D. Be, benim kazanmasın. petrol kuyum yok. Sen de mazot kaçırıyorsun. Allah Allah. Petrol yani, kuyum yoksa senin uzakta var. Allah Allah. <laughs> senin kadar olur. kazanmıyorum en azından. Kapat kamerayı, kapat, kapat. Şey Devam ederiz sonra.